Kerim'in gönlü o evden geçti, bak ben sana söyleyeyim. Bence onun için çekip gitti. Ay yok artık, daha neler. E öyle tabii. Niye durduk yerde gidiyor ki? Ya da babasına diyecek ki bize daha büyük bir ev al falan. Ya ne bileyim ben. Anlamıştır tabii o evden bir hayır gelmeyeceğini. İki çay, iki porsiyon su böreği, bir de peynir tabağı. Tamam canım. Sen al şimdi bunları götür. Ondan sonra gelip öbürlerini de götürürsün. Fatma Gül'e de söyleyemiyor tabii. Alınmasın, üzülmesin diye. Al bakalım. Peki sen ne düşünüyorsun? Sence niye gitti? Bilmiyorum. Onun söylediğinden başka bir şey de düşünmüyorum. Ha ne bileyim, öyle bir şey varsa, vazgeçtilerse bence ayıp söylemeleri lazım. Yazık, kocam Mayıs'a kadar evi yetiştirmeye çalışıyor. Mukaddes Hanım, bir bakar mısın ne olur? Şurada açılmamış bir peynir olacaktı. E önünde işte peynir. O benim yaptığım börek bitmek üzere. Yeniden hazırlayacağım, atacağım fırına. Yazık, Fatma Gül de bütün gece uyumadı. Hazır mı abla? Hazır, hazır. İki de taze sıkılmış portakal suyu var. İlfer kalktığımda baktım. Yok, odasının balkonunda oturuyor, mutfakta oturuyor. Gözünü kırpmadı bütün gece. Yazık, hevesi kursağında kaldı onun da. Mukaddes Hanım, senin bildiğin bir şey mi var? Ya, ne olacak canım benim bildiğim? Aklımdan geçeni söylüyorum ben. Hayır, belki benim bilmediğim de sizin bildiğiniz bir şey vardır. Ne bileyim, Kerim'in gidişini bu kadar normal karşıladığınıza göre. Ya Kerim babasının yanına gitti. Onunla beraber olmak istedi. Allah aşkına bunda tuhaf ne var? Hem çarçabuk da gelecek zaten. Döneceğim dedi mi? Hayır ama erken gelmesi için ben de konuşacağım onunla. Konuş konuş. Hayır ben korkuyorum, ne bileyim düğünden vazgeçerler falan diye. Vazgeçmezler değil mi? Ya Mukaddes Hanım nereden çıktı bu Allah aşkına? Niye vazgeçsinler? Ne bileyim, bir an korktum. Aa, şu çiçeklere bak nasıl kurumuş. Mukaddes Hanım. Baksana kurumuşlar. Mukaddes Hanım, Mehmet sular. Sen şu fırının ayarını açsana. Mehmet şimdi yalnız masalara koşturuyor. Ben bir su verip geleceğim hemen. Ah, maksat bana yardım olmasın da ne olursa olsun. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Al sen şunları da ıslanmasınlar. Sevdiğim, Fatma Gül'üm, bir günün daha üstünü çizdim burada. Bir gün daha eksildi aramıza giren yıllarda. Bu cezanın sabırla bitmesini bekleyeceğim. Burada herkes bana saygı gösteriyor. Ben de sessizce bu saygıyı kabul ediyorum. Hiçbirine ben rezil bir adamım demiyorum. Hiçbir şey hak etmediğimi bir tek ben biliyorum. Benim de ellerim bütün toprak olmuş da yıkayıp geliyorum hemen. Tamam. Ben sana layık olamadım Fatma Gül. Hatalarımdan ders çıkarmak için bile çok geç kaldım. Biliyorum. Çok pişmanım. Keşke zamanı geri döndürmek mümkün olabilse. Denizde o haberi aldığımdan beri yaşadıklarımı tekrar tekrar, gün gün hatırlamaya çalışıyorum burada. Tekrar tekrar yaşıyorum. Karaya çıkana kadar bu haberin doğru olmadığını öğrenmek için dua ettim. İnanamadım. İnanmak istemedim. Kafam allak bullaktı. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemiyordum. Hastanede seni gördükten sonra tamamen başka bir adam olmuştum. Acıdan deliye dönmüştüm. Ne yapacağımı bilemediğim için öfkemi senden almak istedim. Öyle çaresiz hissediyordum ki kendimi, bütün suç seninmiş gibi. O yüzden sana kızdım, bağırdım. O adamları öldürebilirdim. Bunu gerçekten istiyordum.
sana zarar verenlerin cezasını ellerimle vermek istiyordum. Ama önce annemle babam engel oldu bana. Sonra da bize engel oldular. Annemle babam da beni ayrı ayrı doldurmasaydı belki her şey en başında çok farklı olacaktı. Bahane bulduğumu, kendi suçumu başkalarına attığımı düşünmeni istemem Fatma Gül. Ama bana yol gösteren biri olsaydı her şey farklı olabilirdi. Artık biliyorum. O zamanlar en kolayı sana sırtımı dönmekti. Seni hayatımdan çıkarırsam sanki her şey bitecekti. Olmadı ama. Öyle olmadı. Daha büyük bir bıçak olarak kaldın içimde. Bu mektupları okuyup okumadığını bilmiyorum. Cevap gelmediği için daha da paniğe kapılıyorum. Ama sana her gün yazmaya devam edeceğim. Çünkü başka türlü ayakta kalmam, hayatta kalmam mümkün değil. Seni sevdiğimi, seni beklediğimi her gün yazacağım sana. Beni bekle Fatma Gül. Bu umudu benden alma. Geliyorum. Pardon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.